Tamam küçük yardımcılar, atıştırma zamanı. Bir tane sana ve sana ve sana ve sana. Hey, sen küçük yardımcı değilsin. Nasıl anladın? Ha, büyük gülümsememden mi? Büyük güzel gözlerimden mi? Ne olduğunu gizleyemezsin Bartleby. Büyük kötü kurt bile bunu yapamamış. Kırmızı başlıklı kız hikayesindeki büyük kötü kurt gibi mi? Aynen onun gibi. Ama farklı. Hikaye fırıldağ, hikaye fırıldağ, zip zep zabo. Hikaye baloncuğundaki sihirli hikayeyi anlatma zamanı. Bir zamanlar ormanda yürürken büyük kötü bir kurtla karşılaşan bir kız varmış. Oy, o bu büyük kötü bir kurt. O kurt değil, o benim Furukim. Sepet ne için kırmızı başlıklı Mila? Kral nezle olmuş, ben de ona gizli nezle tedavimi götürüyorum bak. Hoşça kal. O nezle tedavisini alırsam kralı tedavi eden ben olurum. Kahraman olurum. Kırmızı başlıklı Mila, bekle. Siz mi seslendiniz Leydim? Griselda Mila'ya kralın kulübesine giden bir kestirmeden bahsetmiş. Ama orası aslında uzun yolmuş. Griselda oraya önce varmış. Kralı ve Mila'yı kandıracak bir planı varmış. Kral çok fena nezle olmuş. Ah, ampulleri bağırıyor. Burnum tamamen tıkalı. Tat tat. Hapşıyor. Hasta olduğunuzu duydum. Yatıyor musunuz? İnanamıyorum. Hayır, hayır, hayır. Sıcak ve rahat bir yerde olmanız gerekiyor. Mesela çekmecede. Çekmece mi? Evet, çekmece terapisi nezle için iyi bilinen bir tedavidir. Hiç duymamıştım. Ama bu nezleden kurtulmak için... İşte oldu, sıcak ve rahat. Ben söyleyene kadar sakın çıkmayın. Kapıyı çalan da kim? Zavallıcığım, olmayan şeyler duyuyorsunuz. Hemen kapatsak iyi olur. Şimdi eğlenceli kısım. Kılık değiştirme. Mükemmel. Tıpkı kral gibi görünüyorsun. Bunda gerçekten çok iyiyim. Geliyorum. Unutma. Nezle tedavisini sana, yani bana vermesi için Mila kral olduğunu düşünmeli. Yani lütfen asil davran. Sen kralsın. Köpek değil. Merhaba. Sen geldin. Sen nasıl bu kadar hızlı gelebildin? Ben kral için o kadar endişelendim ki daha kısa bir kestirmeden geldim. Evet, bu mantıklı. Şimdi küçük hastamıza bir bakalım. Nasılsınız majesteleri? Bu tanıdığım krala hiç benzemiyor doğrusu. Öyle mi? Hayır, bu çok ama çok hasta olan bir krala benziyor. Çok iyi de görünmüyorsunuz. Ne kadar büyük köpek gözleriniz var. Daha iyi görebilmek için. Ne kadar yapış yapış bir diliniz var. Seni daha iyi yalayabilmek için. Peki ya şu parlak tasma? Parlak tasma mı? Seni daha iyi... bir şey bulamadım. Aramızda kalsın. Kral hiç iyi görünmüyor. Evet, çünkü o hasta. Çabuk bana gizli nezle tedavini ver hadi. Majesteleri oturun. Hey, bu kral değil. Bu büyük kötü salyalı kurt. Hayır, o kral gerçekten. Şu asil havlamayı dinle. Şu asil kuyruğuna baksana ve... ne yararı var ki? Üzgünüm Mila. Kralı iyileştiren kişi ben olmak istedim. Nezle tedavisini bana vermen için seni kandırmaya çalıştım. Hepsi bu mu? Neden sadece istemedin ki? Ona beraber verebilirdik. Sahi mi? Peki, gerçek kral nerede? Neredeyse unutuyordum. İçeride. Çekmece terapisi. Zekice. Hadi uyanın majesteleri.
Görkemli sabahlar. Çekmece tedavisi hemen bitti mi? Nezlem hala geçmedi. Çok uzun sürmez çünkü Mila ve ben ve Furuki sizi kendinize getirecek bir tedavi getirdik. Karşınızda yumurta mı? Elbette. Sen ne bekliyordun ki? Bilmiyorum. Çorba, vitaminler, sihirli iksir. Yumurta tıkalı burnu nasıl açabilir ki? İzle. Hepsi Mila'nın fikriydi. Bununla bir ilgim yok benim. Denizler aşkına. Nefes alabiliyorum. Her zaman işe yarar. Ve sonsuza kadar nezle olmadan yaşamışlar. Ve son. Yavru stinkolar dışında tıkalı burnu ne açar biliyor musun? Hayır, ne? Odalar! Gerçekten komik değil mi?